320 milyon diyor. Lunculuk haftalık yakma işleminden sonra Terem'le klasik fiyat tahmin ediyor. Üzerine şöyle bir konuşacağız ve tabii ki burada genel anlamda Lunch Coin'i değerlendirmeye ve Lunch üzerine konuşmaya gayret edeceğiz şeklinde ifade etmem lazım. Beğenmeyi, abone olmayı ama tabii ki de unutmayalım. Bunlar gayet önemli şeylerdir. İzleyen herkes bir saniyesini ayırsın. Hem bu videoyu beğensin hem de kanala abone olsun. Bu tarz şeyleri unutmayalım, yani gerçekleştirelim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum beğenip abone olanlara. İsteyen Facebook'tan da tabii ki de takip edebilir. Ve veya aynı şekilde katıl üyesi de olabilirsiniz. Bunların linkleri de açıklamaların en altında mevcuttur. Dileyen orası üzerinden gerçekleştirebilir, yapabilir. Haberiniz olsun bu şekilde. Lunch tarafında en son belli bir yakım oldu biliyorsunuz. Tabi bu da ufak bir yakımdı. Yani öyle vay be falan tarzında bir yakım gerçekleşmedi. Özellikle tabi bundan kaynaklı olarak da fiyatta bir yukarı hareket olduğunu, fiyatın yükseldiğini görmüş olduk. Ama dediğim gibi bu kalıcı ve çok büyük bir yakım da olmadığı için devamında tekrardan fiyatların düştüğünü, yeniden geri çekilerek bir dinginliğe doğru tekrardan fiyatların düştüğünü görmüş olduk. Velhasıl kelam bu şekilde. Şu anki durumu düşünecek olursak yine tabii ufak çek, yani şu anda alım yapacak olanların bilmesi gerekiyor ki fiyatlar ortalama yine 8,7 civarlarına kadar, yani buralara kadar bir esneme payını vererek yatırım yapacak olanlar yapsın. Öyle bir söylem ve ifadede bulunsak doğru olur diye düşünüyorum. Muhabbet bu şekildedir. Mevzu bu şekildedir. Haberiniz olsun. Bakalım nasıl olacak. Ama dediğim gibi şu anda düşüş payı, esneme payı yatırımcı tabii ki de vermelidir. Zira ortalık birazcık sallantı halinde bulunmaya devam ediyor şeklinde ifade etmemiz lazım. Şu kısma bir bakacak olursak, burada tabii şunu ifade edelim tekrardan. Bu tarz yakımlar fiyatlar için pozitif veya negatif olaylar getirmeyecektir. Bakın bu önemli bir konu. Yani buradaki fiyatlama etabı herhangi bir şekilde iyi ya da kötü yakın fiyatlama noktasında iyi veya kötü bir sonuç getirmez. Fiyatlamaya bir etkisi olmaz. Çünkü yani miktar tabii çok düşük. Bunları unutmamakta fayda var şeklinde bir kere daha ifade etmiş olalım. Böyle de bir muhabbet söz konusu. 320 milyon lojluk haftalık yakma işleminden sonra Terem'le klasik fiyat tahmin ediyor. Lunge yakma aktivitesi yoğunlaştıkça yükseliyor. Boğa momentum potansiyel çıkışı ulaşabilir. Katılıyorum. Tabii ki en son biliyorsunuz belli düzeltme durumu. Yani fiyatlarda bir geri çekilmenin aslında yaşandığını gördük. BTC'de yaşanan bu düşüş, BTC'de yaşanan bu geri çekilme geldiğimiz noktada tabii ki Lunge'da da etkili oldu. Fakat herhangi bir hani bir radikallik vesaire söz konusu değildir. Yani hala gayet piyasadaki durumda nasıl diyeyim? Piyasadaki durumda genel görünümde gayet pozitif. Konuyla alakalı da hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde yani haberiniz olsun. Ya şey tarzında düşünmeyin, ne oldu diye düştü, ne oldu falan tarzında. Mevcut trend devam ediyor. Herhangi bir farklılık söz konusu değil. Ama daha önce de söyledim. Zaten şu anda kripto ortamında, kripto piyasasında özellikle bakınız ki şey gelmeden 5 Kasım tarihi, yani 5-7 Kasım tarihleri diyeyim. ABD seçimi, Fed'in faiz kararı gerçekleşmeden önce öyle hani ciddi yön yukarı hareketler, uçtu kaçtı muhabbetleri
dinlememek gerekiyor. Haberiniz olsun. Yani şu anda bunları da bilerek yatırımcısı hareket etmesi lazım. Durum bu şekilde. Faiz indirimleri başlasa da hala işin çok başındayız. İkincisi seçimler olduğu için daha önce de ifade ettim. Hani şu lafı çok fazla duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Hani alım yapmak için işte seçimi bekliyorum. Seçimden önce girmek mantıklı değil tarzında lafları muhtemelen daha önce farklı kişilerden, ekonomistlerden vesaire duymuş olma ihtimaliniz yüksek. Bu bakış açısı çok yaygın. Tamamen haksız değil. Tabii ki varlıklara göre de değişir. Fakat ABD tarafında kimin başkan olacağına göre genel politikada azımsanmayacak değişiklikler olabilir. O yüzden bunun bekleniyor olması ilginç bir durum değildir. Haberiniz olsun. 5 Kasım, 7 Kasım tarihleriyle birlikte özellikle fiyatlamada belirgin ilerilik söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Onu da ifade etmemde fayda var. Muhabbet bu şekilde yani aslında. Çıkışa yol açabilir diyor. Evet. 24 saatte %4 arttı. Bu şeyden bahsediyor. Öncekinden bahsediyor. Çünkü şu anda herhangi bir o şekilde bir durum yok yani şu an için işteyse. Şu anda tam aksine önceki gün ortalama bir geri çekilme yaptı işte. Bir fiyat düşüşü kaydetmiş oldu. O yüzden buradaki kısmın yeni olmadığını anlamak mümkün. Haftalık devasa yakın toplukta heyecan yarattı. Yani ortalamanın, haftalık toplam ortalamanın çok üzerinde. Bu doğru. Hatta yani rekor değildir herhalde. Bilemiyorum. Şimdi rekora yakın olabilir de. Bu bilansın yakımı değil bu arada. Şey yani genel yakım, topluluktaki genel yakım. Bu çok yüksek tabii. Ama yine de fiyata etki edebilecek miktarda ya da oranda bir yakım değil. Yani yine de o skalayı tutturabilecek bir şey değil. O yüzden dediğim gibi çok böyle aman aman denebilecek bir yakım değil. Ancak böyle yani niyeti belli edebilecek kadar hani ortaya çıkarır. Ve bu noktada şeyi verir. Nedir o? Hani ne olduğunu gösterebilir. O şekilde. Ama onun haricinde oluşturacağı FOMO dışında herhangi bir şey yok. Değerlendirmeyi sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.